Çanakkale. Anlatmakta kelimelerin aciz kaldığı, akılların durduğu, imanın coştuğu bir zaferdir Çanakkale. 18 Mart 1915, bundan tam 100 yıl önce. Ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla dinimizi, iffet ve namusumuzu, vatan topraklarımızı muhafaza için seve seve, göre göre 253 bin şehidimizin canlarını feda ettiği zaferin adıdır Çanakkale. Milletimize değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli dedirten imanla yaşları henüz 15'inde, 20'sinde gencecik fidanların kınalar yakılarak ezanlar dinmesin, bayrak inmesin. Eğer şehit olmadan dönersen sütüm sana haram olsun şuuruyla düğüne gönderilir gibi şehadete yollandığı zaferin adıdır Çanakkale. Yeri geldi yırtıcı bir aslan gibi çarpışan, yeri geldi yaralı düşmanına su verip sırtında taşıyarak dünyaya insanlık dersi veren, böyle güzide bir ecdadın torunları olarak bizler de Çanakkale'yi geçilmez kılan ruha sahip miyiz? Kendini öldürmeye gelen yaralı düşmanına karşı son derece merhametli olan bu ecdadın torunları bugün birbirlerini boğazlar vaziyete gelmişse Çanakkale ruhunu taşıdığımızı söyleyebilir miyiz? Yine o gün saçının bir telini namahreme göstermemek için canını veren anaların, nenelerin, torunları olan kızlarımız bugün üniversitede, iş yerlerinde, AVM ve parklarda son derece uygunsuz kılık, kıyafet ve davranış içinde olmaları kahraman annelerini mi, nenelerini mi, yoksa Çanakkale'yi işgal için gelen düşmanların peşinden gittiğini mi bize göstermektedir? Üzülerek ifade etmek isteriz ki, gençliğimizle alakalı bugün toplumumuzda görmeye alıştığımız ve acı haberleri işittiğimiz manzaralar, Çanakkale'yi geçilmez dedirten ecdadımızın kemiklerini sızlatan manzaralardır. Eğer bu şanlı ecdadımız mezarından kafasını kaldırıp bize baksaydı, "Eyvah! Çanakkale geçilmiş mi? Cennet vatanımız işgal mi edildi?" demezler miydi? Anadolu ve Çanakkale bir daha fethedilmeli ve işgal güçlerinden temizlenmeli demezler miydi? O gün dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan düşman Çanakkale'yi topla tüfekle geçememiş. Ne yazık ki aynı düşman kendi kültürüyle gençlerimizin ahlakını bozarak Çanakkale'yi geçmiştir. Bugünkü işgaller vatan topraklarının işgali değil, vatan evlatlarının kalbini, ahlakını, fikir ve imanını bozarak işgal etmektedir. Bugün Çanakkale şehitlerimiz ile övünmek istiyorsak, gençlerimize dost ve düşman kavramlarını, iman ve küfür mücadelesini, Çanakkale ruhunu öğretmeli ve bunu daima canlı tutacak bir anlayış ve eğitimi nesillerimize kazandırmalıyız. O gün iman gücüyle düşmana ecdadımız nasıl galip geldiyse, o iman şuuru bugün gençliğimize lazımdır. O gün canlarını ve mallarını vererek Allah'ın dinine yardım eden ecdadımız nasıl Allah'ın yardımına layık olduysa bugün de onların torunları olarak bizler aynı fedakarlık, teslimiyet ve anlayış ruhu içinde Allah'ın dinine yardım edip Rabbimizin yardımına layık oluruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize bu mücadele ve fedakarlıkları sebebiyle şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Yakarış bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.